İhtiyaç sahibi kişilere E-Devlet'ten müracaat edip form doldurmaları durumunda PTT'den her ay düzenli devlet desteği verilecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler için devletin yardım fırsatları devam ediyor. Sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar 2024 zamları öncesi başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan birçok farklı sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Bunlar arasında aile destek yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş maaşı, SED yardımı gibi ödemeler öne çıkıyor. 2024 sosyal yardım zamları öncesi devletten yardım ve destek almak isteyenler için başvuru formu E-Devlet'ten açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aranan şartlara uygun olanlar E-Devlet başvuru formunu doldurduktan sonra sosyal yardım ödemelerine başvuru yapabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerine başvuru için aranan şartları da tek tek açıkladı. Devletten sosyal yardım almak için aranan şartlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre devletten sosyal yardım almak için aranan en önemli şart dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olmak. Muhtaçlık kriteri ise hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olması oluyor. Evde bakım maaşı, engelli maaşı, SED yardımı ve 65 yaş maaşı gibi ödemeler için ise aranan bazı özel başvuru şartları bulunuyor. Bu şartlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Başvuru formu E-Devlet'ten doldurulur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan tüm sosyal yardım ödemeleri için online ortamda başvuru yapmak mümkün. E-Devlet girişi yaparak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da Türkiye Cumhuriyeti kimlikle giderek başvuru yapma şansına sahipsiniz. Ödemeler her ay düzenli yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı sosyal yardım ve destek ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Her ayın 15'i ile 31'i arasında PTT şubelerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ya da Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden ödeme almak mümkün. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek paketi ödemesini ise 1 yıl süreyle yatırıyor. Gerekli kriterleri taşıyanlar hanede yaşayan kişi sayısına göre 850 ila 1250 TL aylık maddi yardımı alma şansına sahip oluyor. Aile destek paketi yardımı çocuk sayısı yüksek olması durumunda artıyor. Çünkü çocuk destek bileşeni ödemesi de var. Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek tüm sosyal yardım ödemelerinin başvuru şartlarını ve detayları öğrenebilirsiniz.